Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle 750 wattlık bir power sap incelemesiyle karşınızdayız. XPG'nin Core Reactor 750 modeli bugün bizlerle. Bir masaüstü bilgisayar toplarken dikkat etmemiz gereken en önemli özelliğin power sap olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü siz her ne kadar anakartı, RAM'i, işlemciyi ne alsam diye düşünseniz bile güç kaynağı tarafında yeteri kadar bilgiye sahip olmamanız aldığınız kasanın çöp olmasındaki en önemli etkenlerden biri olabilir. Örneğin ben 3060 ekran kartı, Ryzen 9 işlemci, 32 RAM hani fazla güç tüketen donanımlar aldım. Fakat 250 wattlık, 200 wattlık bir power sap kullandım. İşte tam da bu noktada bilgisayarımız açılmayacak. Açıldığı takdirde yeterli gücü sağlayamayacaktır. Çünkü ekran kartı ve işlemci gibi yüksek güç tüketen bileşenler düşük güç alabildiği için çalışmasında önemli sorunlar yaşanacaktır. Bu yüzden eğer bir kasa toplamak istiyorsanız ve alacağınız kasanın gücünün ne kadar olması gerektiğini henüz bilmiyorsanız bu incelemeyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Bununla beraber güç kaynağı alırken bizleri sıkıntıya sokabilecek bir önemli durum da güç tüketimi. Alacağınız güç kaynağının ileride size çıkaracağı fatura çok fazla olabilir. Bu yüzden ekonomik bir güç kaynağı almalısınız. XPG Core Reactor 750 Gold modeli de sizin için incelediğimiz bir güç kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz tasarım detaylarıyla başlayalım. Evet, cihazımızı kutusundan çıkardık. İlk olarak tasarım detaylarıyla başlayalım. Piyasada uygun fiyatıyla karşımıza çıkan birçok power sap modellerinde modüler sistem bulunmuyor. Peki modüler sistem olmayan power saplar nasıl bir görünüme sahip? Öncelikle söyleyeyim, bu kadar sade bir görünüme sahip değil. Modüler sistem olmayan power sap modellerinde şu anda burada gördüğünüz bütün soketler dolu. Yani siz kullansanız da kullanmasanız da buradaki bütün soketleri bilgisayarınızı topladığınızda orada durması gerekiyor. Sökme gibi bir şansınız yok. Bu da sizin için en azından kablolama tarafında önemli bir dezavantaj yaratıyor. Çünkü kasanın kötü gözükmesine sebep oluyor. XPG Core Reactor 750 modelinin ise modüler bir yapıyla gelmesi bilgisayarımızın hem kablolama tarafında şık gözükmesine sahip oluyorken hem de kasayı toplarkenki kolaylığı da arttırıyor. Şimdi az önce bahsettiğim soket tarafına baktığımızda farklı pin sayılarına sahip soketler karşımıza çıkıyor. Bu soketlerden bazıları işlemciye, ekran kartına güç vermek için karşımıza çıkarken bazıları da anakarttır, LED'dir, USB slotudur falan ufak tefek girişlere güç vermemizi sağlıyor. Tabii ki bazı kasalarda ekran kartı yok, APU kasa olarak karşımıza çıkıyor hatta onlar. Mesela öyle bir kasa topladığım zaman benim power supply'imin modüler olmasını isterim. Neden? Çünkü kullanmadığım bileşenler için ekstradan kablo gözükmesini istemem. Cihazımızı kutudan çıkardığımız zaman burada devasa bir fan bizleri karşılıyor, soketleri zaten göstermiştik. Yan tarafında Core Reactor yazısı ve kutu içeriğinden çıkan çantası elimizde. Bakalım çantadan neler çıkıyormuş. Gayet sağlam bir çantası var bu arada. Ve poşetlenmiş bir şekilde geliyor ürünler. Ben bunları tekrardan poşetledim tek tek. Burada hem ekran kartına olsun, anakartına olsun kullanabileceğiniz soketler slotlarıyla beraber bizleri karşılıyor. Bunların hepsini zaten tek tek göstermeme gerek yok. Daha önceden kasa topladıysanız zaten hangi kablonun nereye gireceğini biliyorsunuzdur. Eğer ilk defa kasa toplayacaksanız, daha önce kasa toplamadıysanız hem internetten araştırdığınız bilgilerle hem de anakartınızın kutusunun içerisinden çıkan kullanım kılavuzu ve aynı zamanda XPG Core Reactor 750 modelinin kutusundan çıkan kullanım kılavuzuyla hangi kabloyu nereye takacağınızı az çok anlayabilirsiniz. Eğer yanınızda size yardım edebilecek kasa toplama konusunda tecrübeli biri yoksa merak etmeyin. Hani bu işlem o kadar da zor değil. Ben de ilk kasamı topladığım zaman bilgisizdim. Gece 2'ye 3'e kadar videolar izliyordum. Acaba toplayabilir miyim falan diye ama hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Bu yüzden kullanım kılavuzunu okumakta fayda var. Şimdi geldik XPG Core Reactor 750 Gold modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Desteklediği güç 750 watt zaten isminden de anlaşılıyor. 120 milimlik fan bulunuyor. 80 plus verimlilik belgesiyle gelen model modüler tasarım sayesinde kompakt bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Aynı zamanda akıllı ve düşük ses çıkaran fan eğrisi sayesinde kullanım esnasında rahatsız etmeyen bir yapıya sahip. Koruma tarafına baktığımızda ise sanayi sınıfı koruma olarak geçen, kullanım ya da kurulum esnasında çıkabilecek herhangi bir soruna karşı dayanıklı bir malzemeyle geliyor.
Peki bu güç kaynağı modellerinde karşımıza çıkan 80 Plus, 80 Plus Gold, Bronze gibi seçenekler ne anlama geliyor? Ve XPG Core Reactor 750 modelinde bizlere sunulan 80 Plus Gold özelliğinin bizlere ne gibi katkısı var? Dilerseniz biraz da ondan bahsedeyim. 80 Plus sertifikaya sahip olmayan bir güç kaynağının sadece gereğinden fazla elektrik çekeceğini belirtelim. Satın alırken üzerinde 80 Plus yazmayan bir güç kaynağı alırken dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü 80 Plus sayesinde söz konusu PowerSap modelinin gereğinden fazla enerji çekmediğini belirtelim. Bu PowerSap yayın üzerinde 80 Plus yazıyorsa yalnızca kullandığı kadar güç alacak bir PSU'nun olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden ileride sisteminizi daha da büyütme gibi bir planınız varsa ve yüksek güç değerine sahip bir PowerSap almaktan korkuyorsanız elektrik açısından 80 Plus özelliğine sahip bir power alarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Böylece bileşenleriniz ne kadar çok elektrik çekiyorsa PSU o kadar güç verecektir. Bu da gereksiz kullanımın önüne geçecektir. Tabii ki bu 80 Plus özelliğine sahip güç kaynakları arasında da farklı modeller bulunuyor. Bronze, Silver, Gold, Platinum ve Titanium olarak ayrılmış durumda. 80 Plus Gold özelliğine sahip olan PowerSap'lar ise %94'e kadar enerji verimliliği sağlamayı amaçlıyor. Bu yüzden 750 Watt'lık bir gücü olmasına rağmen 80 Plus Gold sertifikası sayesinde beklediğinizden daha da verimli bir PowerSap diye karşımıza çıkıyor. Tasarımından, teknik özelliklerinden bahsettik, sıra geldi kullanıcı deneyimine. Benim sistemim ortalama bir sistem. 1660 Ti kullanıyorum ekran kartı olarak ve bir süre denedim. Kullanım tarafında zaten istediğim kadar güç çektiği için 750 Watt olması bana güç tüketimi konusunda herhangi bir şüphe yaşatmadı. Fakat benim en sevdiğim özellik kablolama tarafı oldu. Çünkü ben her kabloyu kullanmıyordum zaten kendi power supply'imde. Bu yüzden modüler yapısının olması benim için çok önemli oldu. Mesela buradaki slotlardan yalnızca 4'ünü 5'ini kullandım. Yani hepsini kullanmadan diğerlerini çantasına geri koyarak kablolama işlemini tamamladım. Böylece kasamı yeniden topladığımda ortada herhangi bir kablo kirliliği olmadı. Modüler yapısının benim en çok ilgimi çeken tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi geldik fiyat tarafına. 2100-2300 TL arası bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu fiyatı biraz yüksek buluyor olabilirsiniz. Fakat 750 Watt'lık bir power'dan bahsediyorum. Bu yüzden ileride sisteminizi daha da güç çeken bileşenlerle dolduracaksanız şimdiden fiyatlar artmadan böyle bir şey düşünüyorsanız listeye eklemenizde fayda var. Tabii ki 750 Watt'lık farklı modeller de var. Belki piyasada XPG'nin ürününden biraz daha uygun fiyatlı olabilir. Daha pahalıları da olabilir. Ama şunu da belirtelim. 10 yıllık bir garantisi bulunuyor bu ürünün arkasında. Arkadaşlar eğer ki power tarafında biraz şüpheciyseniz, bir sene iki sene sonra bana sıkıntı çıkartabilir diyorsanız, ileride ben muhatap bulabilmek istiyorum diyorsanız 10 yıllık garantisi olan XPG Core Reactor 750 modelini eğer satın alacaksanız listenize eklemenizde fayda var. Evet, genel olarak değerlendirdiğimizde bu fiyata farklı modeller de var. Rakipleri bundan daha pahalı olabiliyorken daha da ucuzları da karşımıza çıkıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda tabii ki karar verebilirsiniz. Modüler istiyorsanız listenize ekleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde farklı video incelemeleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.